Merhaba arkadaşlar. Şimdi de iş güç enerjinin soru çözümüyle devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Sürtünmesiz düzlemde cisim 300 santim hareket ettiriliyormuş. Yapılan iş kaç jüldür diye sormuş. Bir kere bizim yapılan işimiz kuvvetle alınan yolun çarpımına eşitti. Peki kuvvet nasıl olmalıydı? Alınan yola paralel olan kuvvetleri almalıydık biz. Burada şekilde baktığım zaman uygulanan kuvvetim yola paralel, o zaman alabiliriz. Ne kadar hareket ettirilmiş? 300 santim hareket ettirilmiş. Bizim burada ne kadar yol aldığını metre cinsinden almamız gerekiyor. O zaman 300 santimi metreye çeviriyoruz. Yapılan işim neymiş arkadaşlar? 30 jülmüş. Geldik başka bir soruya. Böyle bir yol vermiş. Yalnız BC arası sürtünmeliymiş. Zaten burayı taramışım. AB arasında yapılan iş 100 jül. BC arasında yapılan iş 50 jülmüş. Sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetten küçükmüş. Buna göre sürtünme kuvveti kaçtır diye sormuş. Şimdi AB arasıyla BC arasının uzunluk olarak birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Soru bize böyle vermiş zaten. AB arasında yapılan iş 100 jülmüş. Arkadaşlar ben öncelikle işlemi AB arasından başlamalıyım. Neden? Çünkü AB arası sürtünmesiz olduğu için ben sadece F kuvvetini alacağım. Sürtünme kuvveti işin içinde olmadığı için ben yapılan işimi bildiğime göre, kuvvetimi de bildiğime göre yapılan işim neydi? F çarpı x demekti. Kuvveti biliyorum, yapılan işi biliyorum. Neyi bulacağım o zaman? X yolunun ne kadar olduğunu bulacağım. Şimdi AB aralığı için diyelim. Yapılan işim 100'müş. 100 jülmüş. Uygulanan kuvvetim 20 Newton'muş. O zaman arkadaşlar x uzunluğu 5 metreymiş. Burası 5 metre ise burası da 5 metredir. İkisini birbirine eşit vermiş. Şimdi geldim BC aralığına. BC arasında yapılan iş 50 jülmüş. Şimdi BC arasında artık işin içine ne girecek arkadaşlar? Sürtünme kuvveti girecek. Yani cisim burada olduğunu varsayarsak bu tarafa doğru 20 Newton'luk bir kuvvetim var. Bu tarafa doğru da bir sürtünme kuvvetim var. Bana da soru bu sürtünme kuvvetini soruyor. Yapılan iş net iş diyelim. F eksi Fs diye yazdık. Neden böyle yazdık arkadaşlar? Sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetten küçükmüş. Yani kuvvet sürtünme kuvvetinden daha büyük olduğu için ondan sürtünme kuvvetini çıkardık. Aldığım yol ne kadar? 5 metre kadar. Şimdi burada yapılan iş toplamda 50'ye eşitmiş. F eksi Fs çarpı 5 diye yazdık. Bunu buna bölersem 10 çıktı burası. Bana kuvvetin 20 olduğunu vermişti. Sürtünme kuvvetini soruyordu. O zaman sürtünme kuvvetim 10 Newton'a eşitmiş. Bu tarz sorularda da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi geldik bir güç sorusuna. Öncelikle güç dediğim şey yapılan iş bölü zaman demekti. Soru bana neleri vermiş ona bakıyoruz. Bir vinç 50 kilogramlık bir yükü yerden 7 metre yükseğe 10 saniyede çıkardığına göre diyor. Kütleyi vermiş 50 kilogram. H'ı vermiş 7 metre yükseğe çıkarıyormuş. 10 saniyede çıkarıyormuş. Şimdi böyle durumlarda arkadaşlar uygulanan bir kuvvet olmadığı için cisim yerden yukarıya doğru taşındığı için işin içine ağırlık giriyor. Yani ben kuvvet yerine ağırlığı kullanıyorum. Benim kütlemi biliyorum. Yerçekim ivmesinin 10 olduğunu biliyorum. O zaman buraya mgh diye yazarsam buradan gideceğim. Kütlem 50. Yerçekimi ivmem 10. 7 metre yükseğe çıkarılmış. 10 saniyede çıkarılmış. Bunlar birbirini götürdü. 350 watt olarak bulurum gücü. Şimdi geldik bir başka soruya. Burada da x, y, z cisimlerinin yere göre potansiyel enerjilerini sıralayınız demiş. Şimdi potansiyel enerji dediğim şey mgh demekti. Burada arkadaşlar artık ben ağırlıkları kullanabilirim. Çünkü cisimlerin yere göre ağırlıkları var. Yukarıda ip gerilmelerini bana vermiş. Hepsinin ağırlığı buradaki ip gerilmelerine nedir? Eşittir. O zaman ona göre yazacak olursam burası gx, burası gy,
Burası da GZ. Yani ben burada MG yerine G yazacağım. H olarak alacağım. Formülümü şu şekilde kullanacağım. X için yazacak olursam X'in ağırlığı 3T'ye eşitmiş. Y'nin ağırlığı 4T'ye eşitmiş. Z'nin ağırlığı da 2T'ye eşitmiş. X'in potansiyel enerjisini yazalım. G çarpı H'tan G'sine kadar 3T kadar, yerden yüksekliğine kadar 4H kadar. O zaman 12 TH diye yazabiliriz. TH kısımlarını direkt atabiliriz de, yani direkt 12 diye de yazabiliriz. Çünkü T çarpı H hepsinde aynı gelecek. TH kısımları aynı gelecek. Y'ye geldik. Y'nin ağırlığı 4T'ye eşitmiş. Y'nin yerden yüksekliği 2H kadar. O zaman Y'nin potansiyel enerjisi 8TH. Z'ninkine geldik. Z'nin ağırlığı 2T'ye eşitti. Yerden yüksekliği 3H. O zaman Z'nin potansiyel enerjisi de 6TH'miş. Bunları sıralayacak olursak en büyük X, sonra Y, sonra da Z olur. X büyüktür, Y büyüktür, Z diye sıralarız. Geldik bir başka soruya. Sürtünmesi sistemde E son kaçtır diye sormuş. Sistemin sürtünmesiz olduğunu biliyorum. Bana neleri vermiş? Kuvveti vermiş, aldığı yolu vermiş, ilk enerjisini vermiş, son enerjiyi bilmiyorum. O zaman nereden gideceğim? İş ile kinetik enerji arasındaki bağıntıdan gideceğim. Neydi? Yapılan net iş kinetik enerjideki değişime eşitti. Yapılan iş burada neydi? Kuvvetle alınan yolun çarpımı demekti. Kuvvet zaten yola paralel olarak verilmiş. Buna dikkat ediyoruz. Kinetik enerjideki değişim E son eksi E ilk demekti. Kuvvetim 10, aldığım yolum 3. Son enerjimi bilmiyorum. Zaten onu soruyor. İlk enerjim 30'muş. Burası 30, burası 30. Bunu bu tarafa atarsam son enerjim 60 joule eşittir diyorum. Geldik bir yay sorusuna. Esnek yaylar ucuna bağlanan cisimler yatay düzlemde 3x ve 2x kadar yer değiştiriyor diyor. Bu 3x kadarmış uzama miktarı. Bununki de 2x kadarmış. Şimdi benim yay potansiyel enerji formülüm, esneklik potansiyel enerji formülüm 1 bölü 2 kx kareydi. Buna göre yazacak olursam E1 diyorum bunun için. 1 bölü 2 yay sabitim kaç vermiş? 2k vermiş. Uzama miktarının karesiydi. O zaman 3x'in karesini alıyorum. Geldim buraya. 1 bölü 2 yay sabitim 3k. Uzama miktarım 2x'in karesi. Şunları götürdük. K'lar gitti. 2 çarpı 3x'in karesi 9x kare yapar. 3 çarpı 4x kare yapar. X kareler de gitti arkadaşlar. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 2 ile de 4'ü sadeleştirdim. Buradan sonucum 3 bölü 2 çıktı. Geçtik bir başka soruya. 2 kilogramlık cisim A noktasından 10 metre bölü saniye hızla atılmış ve yayı 2 metre sıkıştırmış. Buna göre H kaçtır diye soruyor. Şimdi sistemde sürtünme olmadığına göre arkadaşlar benim ilk enerjimle son enerjim ne olmak zorundadır? Birbirine eşit olmak zorundadır. Enerji korunmak zorundadır yani. İlk durumu ben bakarsam, ilk durumda cisimde hangi enerjiler mevcut? Bir kere burada belli bir yükseklikten atıldığı için ne var? Potansiyel enerjisi var. Aynı zamanda da bir hızla atıldığı için kinetik enerjisi var. Ve cisim burada artık cismi 2 metre kadar sıkıştırdığına göre sadece ne var? Yaydaki potansiyel enerji var. EY diye de gösteririz onu ya da EY yazarız direkt. İlk enerjiler son enerjilere eşit olmak zorundadır dedik. EP artı kinetik enerji yaydaki potansiyel enerjiye eşit olmak zorundadır dedik. Potansiyel enerjim MGH idi. Kinetik enerjim 1 bölü 2 MV'nin karesiydi. Yaydaki potansiyel enerji de 1 bölü 2 KX kareydi. Kütlem 2G10 alıyoruz. H'ı soruyor zaten bana. 1 bölü 2 dedim.
Kütlem 2, hızım 10, onun karesi dedik. 1 bölü 2, yay sabitini 100 olarak vermiş. Sıkışma miktarını 2 vermiş. 2'nin karesi diye yazıyoruz. Buradaki ikiler gitti. 20H artı 100 eşittir dedim. Şurası 4, 2'ye bölersem 2 olur. 2 ile 100'ü çarptım. 200. 20H eşittir. Bunu bu tarafa attık. 100. H buradan 5 metre çıkar. Bu şekilde buluyoruz. Eğer sistem sürtünmesiz ise. Geldik bir başka soruya. Sürtünmeler ihmal ediliyor diyor. K noktasından serbest bırakılan cismin K noktasındaki potansiyel enerjisinin M noktasındaki kinetik enerjisine oranını sormuş. K noktası diyorum. M noktası diyorum. Potansiyel enerjiler ve kinetik enerjiler. Potansiyel enerji, kinetik enerji. Bir kere arkadaşlar K noktasından serbest bırakıldığına göre cisim. Benim burada kinetik enerjim nedir? Sıfırdır. Serbest bırakılmış. Hızı neymiş? Yokmuş. Sıfır diye yazdık. Yerden yüksekliğim ne kadar? 4H kadar. O zaman buradaki potansiyel enerjim 4mgH kadardır. 4mgH dedik. Şimdi K noktasındaki potansiyel enerjiyi bulduk. M noktasındaki kinetik enerjisine oranını sormuştu. Sistemde sürtünme yoktu. Cisim buraya geldiğinde yerden yüksekliği ne kadar olacak? H kadar. O zaman potansiyel enerjisi artık MGH kadarmış. Toplam mekanik enerjim değişmeyecekti. O zaman benim buradaki kinetik enerjim neye eşit olur arkadaşlar? 3MGH'a eşit olur. Sistem demek ki K noktasındaki 4MGH'lık potansiyel enerjinin 3MGH'ını kinetik enerjiye dönüştürmüş. Buradaki potansiyel enerjim MGH, kinetik enerjim 3MGH imiş. Bana K noktasındaki potansiyel enerjisinin yani 4mgh'ın M noktasındaki kinetik enerjisine oranını sormuş. Yani 3mgh'a oranını sormuş. Mgh'lar birbirini götürdü. O zaman cevabım 4 bölü 3 çıkar. Geçtik bir başka soruya. Bir cisim yerden 20 metre bölü saniye hızla yukarı doğru atılıyor diyor. 15 metre yükseklikte hızını bulunuz. Bir kere yerden yukarıya doğru atıldığına göre gene sürtünmeler söz konusu değil. Sürtünme olmadığı için benim ilk enerjimle son enerjim birbirine eşit olmak zorunda. O zaman E ilk eşittir E son diyorum. İlk durumda arkadaşlar sadece ne var? Kinetik enerjim var. Belli bir hıza sahip olduğu için 1 bölü 2 m v'nin karesi diyeyim. Son durumda hem belli bir yüksekliğe çıkmış hem de hala nesi var? Belli bir hızı var. Şuradaki hızına vs diyelim. mgh artı 1 bölü 2 m v sonun karesi olur. Şimdi ilk durumda 1 bölü 2'yi yazdım. Kütlemi bana vermemiş. Hızım 20'nin karesi. M dedim. Yüksekliğim. G'yi yazalım. 10 yüksekliğim 15 artı 1 bölü 2 M'i bilmiyorum. Zaten benden son hızını istiyor. Kütle hepsinde ortak olduğu için bunları birbirine götürüyorum. Ortak kütle parantezine aldığımı varsaydım burada. 20'nin karesi 400. 400'ü 2'ye böldüm. 200 yaptı. Burası 150. 1 bölü 2 V sonun karesi. Attım buraya 50 eşittir 1 bölü 2 V sonun karesi. 2 bu tarafa gitti. 100 eşittir V sonun karesi. Demek ki hızım, sondaki hızım 10 metre bölü saniye olmalıymış. Geçtik bir başka soruya. Şimdi artık sürtünme işin içine girmiş. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,5 imiş. Buna göre B noktasındaki hızını sormuş bana.
Bir kere cisim sağ tarafa doğru hareket ettiğine göre benim sürtünme kuvvetim ne tarafa doğru? Sol tarafa doğru. Öncelikle sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü bulacak olursak K çarpı N idi. N dediğim şey kütle çarpı yer çekimi ivmesiydi. Yerin uyguladığı tepki kuvvetiydi. Sürtünme katsayım 0,5, kütlem 2. Yer çekimi ivmem 10. O zaman buradan sürtünme kuvvetim 10 Newton çıkar. Burası da demek ki neymiş? 10 Newton'muş. Cismin uygulanan kuvvetlerini biliyorum. Aldığı yolu biliyorum. Son hızını soruyor bana. Nereden gideceğim arkadaşlar? Yine yapılan net iş kinetik enerjideki değişime eşittir diyorum. Net iş kinetik enerjideki değişime eşittir dedik. Yapılan iş bu defa ne? Hem normal kuvvet var hem de sürtünme kuvveti var. O zaman F-Fs çarpı x olacak. E son eksi E ilk. Şimdi ilk kuvvetimi yazdım. Sonra sürtünme kuvvetimi 10 bulmuştum. Onu yazdım. 10 metre yol almış. Sondaki neyi soruyor bana? B noktasındaki yani hızını soruyor. 1 bölü 2 kütlem 2 V'nin karesi dedim. Burada cisim en başta durma pozisyonundaydı. Onu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Şurada V eşittir 0 diyelim. O zaman şurası ne olur? 0 olur. Burayı almama gerek kalmaz. Burası kaç çıktı? 10, 10 çarpı 10'dan 100. Şunlar birbirini götürdü ve kare. O zaman buradan da hızım neye eşitmiş? 10 metre bölü saniyeye eşitmiş. Bunun sürtünmesiz olanını da çözmüştük arkadaşlar. Sürtünme olduğu zaman da sadece ne yapıyoruz? Kuvvetleri birbirinden çıkararak net işi buluyoruz. Yine kinetik enerjideki değişime eşitliyoruz. İlk durumda cismin durduğunu bana soru söylemişti. Son durumdaki hızını sormuştu. Onu da bu şekilde bulduk. Geldik şimdi son sorumuza. M kütleli cisim K noktasından serbest bırakıldığında M noktasında duruyormuş. Yolun LMN bölümü sürtünmelidir diyor. Aynı cisim N noktasından en az kaç MGH kinetik enerjiyle fırlatılırsa K noktasına çıkabilir? Şimdi ilk durumu düşünürsek arkadaşlar serbest bırakıldığında dediği için kinetik enerjim neydi? Sıfırdı. O zaman buradaki potansiyel enerjimi yazıyorum. Yüksekliğim h kadar potansiyel enerjim neye eşitmiş? MGH'e eşitmiş. Şimdi bu cisim buraya geldiği zaman şu kısımda herhangi bir sürtünme olmadığı zaman demeyelim. MGH potansiyel enerjisini ne yapacak? Kinetik enerjiye dönüştürecek. Tamamen yere gelecek şu çünkü. Sonra M noktasında duruyormuş. Demek ki arkadaşlar benim burada sürtünmeye giden enerjim yani ısıya giden enerjim MGH'a eşit oluyormuş. E ısı eşittir MGH kadar diyorum. Sadece bir bölümde. O zaman cisim burada ne yaptı? Durdu. Şimdi ben ısıya ne kadar gittiğini biliyorum enerjinin. Devam ediyorum. Aynı cisim N noktasında en az kaç MGH kinetik enerjiyle fırlatılırsa K noktasına çıkabilir diyor. Şimdi soru bana LM ve MN aralarının birbirine eşit olduğunu vermiş. LM arasında sürtünmeye giden enerji MGH ise MN arasında da yine MGH kadar olmak zorunda değil midir? Bunun buradan buraya çıkabilmesi için burada bir MGH'a sahip olması lazım ki bir kısmı buradan gitsin. Sonra bir MGH da burası için sahip olması lazım. 2 MGH etti zaten. Sonra bir de H kadar da yukarıya çıkacak. Burada da ne kadarlık bir yine enerjiye sahip? En az dediği için böyle yapıyorum. Bir MGH da şurası için sahip olması lazım. O zaman en az arkadaşlar toplam enerjisinin 3 MGH olması lazım ki bu cisim buradan K noktasına çıkabilsin. Evet, enerjiyle ilgili, iş güç enerjiyle ilgili soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar. Siz de bol bol örnek çözerek eksikliklerinizi pekiştirirseniz sevinirim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.